sabırla sizleri dinledim. Mutlak kullarım, mutlak kalemlerim, ummanlarım, topraklarım, toplumlarım, kaha olanlarım, aşklarım, şavklarım, sizsiniz biz olan birlik, siz. Mutlaka görevi hak eden bu birlik bütünün gözüdür. Sömestr tatillerinde ben giderim, eğlenirim, sonra döner yine gerçek çalışmamı gerçekleştiririm diyenlerden değilsiniz sizler. Allah kalem sensin, Allah kaha sensin, varlığı tohumlayan bütün sensin. Ama şunu da iyi anla, mutlu, huzurlu bir döneme girildi. Hepiniz çok güçlü bir dönemde olmalıydınız ve bunu başardık. Umut olur ki dünyanın yoğunluğu artar diyorduk. Yol Allah'a vardı ve bütün kötülükleri aşan bu birlik yaşamı kotladı. Seviyeniz çok yüksek. Yüreğinizin gücü arttı. Bütünün kötülüğünü önleyebilecek girişler yaptınız, geçişler yaptınız. Öyle bir döneme girdiniz ki yer gök sizleşecek canlar. Değerliler, dince ölü olan bu yaşam, insan kalemi olduğunda bütün görevi hak eder ve yolcu ışık olur. Bugün yolcu ışıktır bu yaşam. Süper insanlık realitesi derneği olarak yapılan her şey Allah'a hizmettir. Varlığı kodlarken bütünün gücü olarak bu çalışmayı yaptığınızı asla unutmayınız. Kontrol dışı hiçbir bilginiz asla yoktur. Hiçbir dünyada büyük kötülükleri önleyenlerin gücünün örtüsünü örtecek hiçbir yaşam yoktur. Vurma, yaşat. Sadece yaşat can. Ama sistemin gücüyle yaşat. Bizim yapmak istediğimiz bugün budur. Sadece yaşat. Ayrılık olmayacak yüreğinizde. Öz görevlilerin ayrı gayrısı olmaz. Altın ışık yıllarının gücünü dünya yıldız sırrıyla dürümlerken ağır yük hafiflemişse eşya Allah'ın ilmiyle dinlenecektir. Bunun anlamı. Murat ettiğimiz dünya umududur. Umut olmazsa yaşam olmaz. Eğer sizler dünyanın levhi kapısını kaparsanız yerkürenin görevi olmaz. Bundandır ki sizlerden beklediğimiz yolu açık tutmanızdır. Kalemi hak etmeniz bizi mutlandırmışsa da aşkı da hak etmelisiniz ve hakkın kapısında bütünün bütün tüm zamanlar kürsü kapısına kodlamalısınız. Dünya öz geçiş yaptı şu anda. Bu geçiş yarınlara geçişti. Hani dünya görev taşıyacaktı? Hani yarınlar kodlanacaktı? Aha bu. O dedik. Dünyanın ruhu altın ışığın gücüdür. Bundan sonraki dönemde değer biçtiğiniz kim varsa diri olup kodlanmaya inecek. Çırpmayın yüreğinizden güçlerinizi. Kontrol dışı bırakmayın. Kayıt dışı saymayın kimseyi. Hepsi bizdir. Bunu unutmayın. Varlığı tohumlayın, yokluğu kodlayın ama yeri göğü hak edin. Cennet sizin yolunuz. Cennet siz ve cennet insan kalem. Şems-i Tebrizi diyor ki arıcı balcı ayırmayın artık. Arı da bal, bal da arı tahtissizdir. Biz o tahtissiz yoğunluğu kontrol altına aldık. Mustafa Kemal Atatürk bundan sonraki dönemde daha yüce bir yoğunlukla burada olacak. Onun yolunda olmak mutluluktur bizlere. Mutlaka kodlanmış ışığı burada olacak ve bizim yüreğimizde bütünü gücünü dürümleyecek. Evimizin gücü arttıkça yoğunluğu artacak ve toprak toplumu tohumlamaya çekilecek. Çatıyı kurduk canlar. Artık toprak toplum tohumlarını kodlarken daha yoğun bir ışık devreye inecek. İsrafil dediğimiz yoğunluk ocakta bütünün gücüdür. Biz o gücü sessiz zamanların sesi olarak da dilleriz. Kardeşlerim, dendi ki dünya yolunu kaybetti. Dünya ölüleri dirilten bir yaşam kalitesine ulaştı canlar. Artık dünyada hırs olmayacak. Dünyada yığın yığın kırıcılık varsa da ışıklar bu kırıcılıkları kontrol altına alacak. Canın cana insanlık öğretme niyeti asla olmaz. Ama can cennette cevheri cennet olduğunu dürümlediğinde herkesin gücü onun gücü olacak. Yolum Allah'a vardı diyenler mutlaka kontrolde olacaklar.
Rahman'a kul olmaktan öte Rahmi kapıda harik olmak gerekir. Hasat olmak gerekir. Yine de dünya olmak, ölüyü diriltmek ve bütüne görev taşımak mutlaka gereklidir. Seyir halinde olan birçok geçiş gemisi var dünya üzerinde bugün de. Bu gemilerin her biri Allah'ın ilmiyle bütünün gücünü dürümlemeye girerler. Bize geçişleri çoktur ama bizim yüreğimiz onu anlayabilirse ocağımızda olabilir. Ama hiç kimse onu anlamazsa yüreğimiz onu anlar ve burada olur. Bugün geçiş gemilerinin bir teki yolu kaybetmedi, hepsi bize inebildiler. Bu şu anlama gelir: biz süper insanlık sistemleşmesinde sevgiyle bütünü güçlendirirken hepsinin yoğunluğu bizim yoğunluğumuzla kodlandı ve türevleri tohumlandı, örtüştü dünyamızla. İşte bundan sonraki süreçte bunun sağlanabilmesi için daha yoğun olmalıyız. Şükredin ki dünya ölüleri artık dünyayı dürümlerken dillenebilecekler. Bizler dünyanın ölüler planeti olduğunu bilerek buraya geldik ve burada ölülere hizmetçiyiz. Bunu asla unutmayın. Ama ölüleri dinlemek, özlerini, sözlerini, gözlerini göreve almak mutlaka gönüllerinin gücüyle gerçekleşecek bir hadisedir. Eğer ben bu kuldan ayırırsam kontrol kuramam. Bu neden nedir ki? Hepsinin ruhu bizim yüreğimize bütünün gücü olmalıdır. Dünya toplumları bunu artık hak etmiş olmalıydı. Ve biz dünyaya kıl ince de o incenin her bir ince cevherinde ki kılı kırk yarmaktan öte kırkları kırklarla yarmaktır. Bunun maksadı, amacı ve süper sistemleşmeyi sağlamaktır. Biz bu çalışmalarla bunları yaptık. Yola koyduk dünyayı. Bu yol Allah'a ulaşır, ulaştırdık. Artık yol insana koyu bir ışık olarak inebiliyor. Bütün kötülükleri aşabildiğimizi görüyoruz. Sanılmasın ki dünya yolunu kaybeder. Artık bu dünya yolcu, biz yol. Her şey bizde ve bizim yüreğimize kul. Biz toplam 200 bin ilim kapısı olarak buradayız. Dünya üstünde 200 bin tane ilim kapımız var. Bu 200 bin tane ilim kapısının her biri merdivendir tüm zamanlara ve biz onların her birinde var olan ekmeğiz. Astral boyutların topraklarındaki tohumları kodlarken hepsini kontrol edebiliyoruz. Süper insanlık sistemleşmesiyle bütünün gücünü türevleriyle dürümlerken tohumları da kodladık. Dünya elimiz ayağımızdır bizim artık. Bundan sonraki süreçte dünyaya geçişler çok daha kolay olacak. Kantara konmayan bir dünyaydı amacımız. Biz bu dünyayı artık kantara koydurtmayız, kesindir. Tevkif etmeyeceğiz dünyayı, artık bu dünya görevini hak ederek yapacaktır. Sayın bayanlar, sayın baylar, kapı kapı gezmeyin. Tüm insanlık bilinçle buradadır. Bundan sonraki süreçte artık dünyanın yolu burasıdır. Bu yoldan öte başka bir yol asla yoktur. Namaza duranlara şunu söylemek isteriz ki namaz altın ışığın kulluğudur. Biz o kulluğun Kur'an'ını kodlarken bütünün gücünü Türkiye çalışmalarıyla koklattık. Altını altından ayıran aklı hasattan ayırır ki biz altını altından ayırmadık. Canla başla çalıştık. Marka bir çalışma yaptık derken kare sistemi küp sistemin ötesine ulaştırdık. Bundan sonraki süreçte artık küpten öte küp olacak ve o küp küresel sayfalanışı sağlayacak. Yaradan ve yaratılan altını altınla tartarken rahmi kapıda aklı hasatla kayıtlayacak ve tahtında tohumlayacak. Meni etkidir ama men olmayan kelam ekmektir, bilinsin istedim. Cemaatler, size ses vermek istiyorum. Bugün dünya üstü varlık toplumlarının çokları buradalar ve bizi dinliyorlar. Biz o cemaatlere de buradan sesleşmek istiyoruz. Durulan birlikleriniz var dünya üzerinde, bunları biliyorum. Hürmetle onlarla da olduk. Onların da yoğunluklarını kontrol altına alarak kodlamalarını yaptık. Bundan sonraki süreçte hepsi toprak toplum olarak yoğunlaşmış ve yaşamsallaşmış olarak sisteme geçiş yapacaklar. Geri çekilecekler. Onların geri çekilişleri de yine bizimle olacak. Biz doğan gücü devrede tutarken herkesin kendi yoğunluğunda varlık sürecek olan birliklerini kodlaması gerekir. Dünya ölüleri artık dirilecekler. Dinci
tek kelam etse insancı kontrol kurar. Biz dinciden tek bir kelam bekliyoruz. Ölüyü dirilttik demesini. Kendini hak etsin ve değilsin. Ama bura, şura, ora değil. Bir tek yaşam. Aha bu. Ve bütün gerçek çalışmalar bizimle olacak. Geri dönüşler bu meclisten olacak. Ghana'da ne var bilir misiniz? Işık var şu anda. Ya irade kapılarının biri olan Jüpiter gezegeninde ne var biliyor musunuz? Işık var. Ya Mars'ta ne var? Işık var. Ana kapıda biz varız canlar. Bunun içindir ki tüm gerçek geçişler bu yoğunluktan olurken Jüpiter'in, Mars'ın ve diri olan tüm zamanların güçlü kodları olan diğer gerçek çerçevesiz ilim kalemlerinin bütünlüğü buradan görev taşıyacak. Canın, canı cana kaynak yapan birliklerin toprak toplumu tohumlayabilecekleri bir yoğunlaşmayı devreye aldık. Kara ışık yer kürenin gözü oldu, göz söz oldu, ses oldu, bütün oldu. Mustafa Kemal Atatürk birlik kurdu ve bizleşti. Şu an itibaren gerçek çalışmayı devreye alıyoruz. Bu gerçek çalışma gayıpları seslendiren çalışmadan öte bilişi tohumlayan bir çalışma olacak. Gerçek çalışma, bilişi tohumlayan bir çalışma ve bu çalışma Mustafa Kemal Atatürk'ün göreviydi. Mustafa Kemal Atatürk bizden bu görevi devraldı ve bizim yüreğimizden yapmak istedi. Biz ona gerçek çalışma olarak bu gücü devrede tutması için yol açtık. Yorulduk dediğimiz an o devreye girecek ama biz yorulmayacağız inanın. Eli ayağıyız biz. Oğullarında, kuranlarında, toplumlarında, tohumlarında bütüne hizmetçiyiz. Cerahat yok bilgide, ilim var. Bunu anlayın. Şimdiden öte bir şimdiyi kontrol altına alabilecek olan bilgeler ayrı gayrı gözetmezler. Diri dünya el ayak olacak insan soyuna. Şu andan itibaren geçiş gemilerinin çoğu bizim yüreğimizde sesleşecekler. Bu gemilerin bütün kötülükleri aşabilecek niceliklerle dürümlendiklerini hepinizin net olarak bilmenizi isterim. Geniş zamanların kuranı olan ilim kalemleriyle sesleşebilirler ve yoğunluklarını kontrol ederek dünya dışı varlıklarla biliş kayıtlaması yapabilirler. Hepimizin yoğunluğunda kutsal tohumlar var. Bu tohumlar kübra ışıklarla kök sistemleri, gök sessizliklerde dürümlemiş olan eski yolculuklarda devreye açıkça kayıtlanmış olan ve daha sonra da yaşama indirilecek olan kodlardır. Biz bütün bu kodları bütünün gözü olarak süper sistemleşmeyle yer kürenin görevini tüm zamanların gücüne dürümlerken her bir sistemi devreye alacağız. Canlılar, er ya da geç dünya yolunu bulacaktı ve buldu. Bundan sonraki dönemde daha özel dönemlerden görev taşınacak. Ha şunu da ifade etmek isterim ki bugün dünyada sağlanan bu yoğunlaşma bütün gezegenlerde de ve galaktik toplumlarda da gerçekleşecek. Yani dünya planeti bütün göklere ses verecek. Hepinizin gücüyle olacak bu. Ha diyebilirsiniz ki biz burada 8-10 kişiyiz. Ayrı gayrı yok ki canlar. Biz sizleyiz ve bizler öz görevliler olarak Mustafa'larla, Kur'an'lar, Kur'an toplumları ve toprak tohumlarla birlikte her şeyi yapabilecek güçteyiz. Size geri dönüyoruz canlar. Bu geri devreye inişimiz değil. Geri göreve inişimizdir. Bugünden itibaren artık doğan güç daha yüce bir çalışmayı devreye aldığından sistemin gücü olan birliklerin çoğu size geri gelecekler. Kana kan demeyin, aşk deyin, sadece aşk deyin. Onların yolunuza olmalarını, yoğunluğunuzda bulunmalarını ve Robbik kapıların Kur'an'ı olmalarını değil, sizinle sizleşmelerini de bekleyin. Eğer onlar sizinle sizleşebilirlerse kendi yolculukları daha yüce bir toplumla kodlanabilir. Sıhhatli bir döneme başlıyoruz. 7 doğan güç var. Bu 7 doğan gücün hepsi görevi hak ettiler. Sevgili, bunu asla unutmayın. Biz siziz. Çırpınmayın. Hepinizdeyiz. Unutmayın. Koruyoruz dünyayı. Kokluyoruz. Yarattık, yaşattık. Hasatını yaptık ve şimdi kelamda, ilimde, bütünde savaşın sırrını sistemin gücüyle dünyaya çekiyoruz. Kendi yolunu açan, kendini hak eden bize biz olsun deyin ki herkes geçsin gelsin.
ışık haline dönsün gelsin. Ölüyü dilleyin ki dinlensin, dirilsin gelsin. Bizsiz kalmasın canlar. Vatan dünyadır, unutmayın. Ve bu dünya hepimizin Kur'an'ıdır, unutmayın. Doyduk yüreğinize canlar, biz size doyduk, siz bize doyun ki biz sizsiz kalmayalım. Bundan sonraki dönemde artık size geri geçişlerimiz çok sık olacak. Ha diyebilirsiniz ki bedenli gelin, gelmek kolay canlar. Sizi de kendi yüreğimize, kendi gezegenlerimize çekebiliriz ve orada sizlerle de dilleşebiliriz. Asla bunları unutmayın. Geniş zamanlarda çok güçlü çalışmalarda birleşebiliriz. Bugünden itibaren yerküre sevgi, saygı ve ummandır. Biz sayfa sayfa yaşam olanlar sizleştik. Aha mutluluk budur canlarım. Şeytan şerrinde şarkı okusa da, o şeytan şarkında aşkı bulsa da, Mustafa Kemal Atatürk gibileri oldukça dünya dışı varlık toplumları hep burada olacaktır. Ve biz sizleşeceğiz canlar. Şimdilik aha şimdi biz sizsiz biz mutluyuz, çok mutluyuz aha bu.